Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım. Ne zaman kendimle baş başa kalsam, Raif Efendi'nin saf yüzü, biraz dünyadan uzak, buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor. Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi. Hatta pek alelade, hiçbir hususiyeti olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. Fakat böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız. Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık, hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor? Fakat bunu düşünürken yalnız o adamların dışlarına bakarız. Onların da birer kafaları, bunun içinde isteseler de istemeseler de işlemeye mahkum birer dimağları bulunduğunu, bunun neticesi olarak kendilerine göre bir iç alemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz. Bu alemin tezahürlerini dışarı vermediklerine bakıp onların manen yaşamadıklarına hükmedecek yerde en basit bir beşer tecessüsüyle bu meçhul alemi merak etsek, belki hiç ummadığımız şeyler görmemiz, beklemediğimiz zenginliklerle karşılaşmamız mümkün olur. Fakat insanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır. Benim de Raif Efendi'yi daha yakından tanımam sadece bir tesadüf eseridir. Öğleden evvel saat 11'de Kadıköy'den köprüye hareket eden vapurun güvertesinde iki genç yan yana oturmuş konuşuyorlardı. Deniz tarafında bulunanı şişmanca, açık kumral saçlı, beyaz yüzlü bir delikanlıydı. Bağ bir gözlüğün altında daima yarı kapalı gibi duran ve eşya üzerinde ağır ağır dolaşan kahverengi miyop gözlerini vakit vakit arkadaşına ve solda güneşin ziyası altında uzanan denize çeviriyordu. Düz ve biraz uzunca saçları, arkaya atılmış olan şapkasının altından dökülerek sağ kaşını ve göz kapağının bir kısmını örtüyordu. Çabuk çabuk konuşuyor ve söz söylerken dudakları hafifçe büzülerek ağzı güzel bir şekil alıyordu. Arkadaşı ise ufak tefek, zayıf, kolları sinirli hareketlerle mütemadiyen oynayan, gözleri her şeye keskin bir bakış fırlatan soluk yüzlü bir gençti. Her ikisi de 25 yaşından fazla göstermiyorlardı ve boyları ortaya yakındı. Şişmancası gözlerini denizden çevirmeyerek anlatıyordu. "Kendimi tutamasam kahkahayı kopartacaktım." Tarih müderrisi sualleri birbiri arkasında sıraladıkça kız şaşırıyor, dört tarafından yardım ister gibi başını çeviriyordu. "Bir kere bile notları açıp okumadığını bildiğim için bal gibi çaktı," dedim. Bir de gözüm arkada oturan Ümit'e ilişti. "Ne göreyim? Kaşıyla gözüyle profesöre işaretler yapıyor." İsteği de oldu azizim. Hoca birkaç sudan şey sorup cevapları kendisi verdi ve kızı mezun etti. Ümit'e pek mi tutkun? Her kıza tutkun. Biraz yüzüne bakılır olursa. Sonra elini arkadaşının dizine vurarak hikayesine devam ediyormuş gibi bir eda ile "Hayat beni sıkıyor," dedi. "Her şey beni sıkıyor. Mektep, profesörler, dersler, arkadaşlar, hele kızlar, hepsi beni sıkıyor. Hem de kusturacak kadar." Bir müddet durdu. Eliyle gözlüğünü oynattı ve devam etti. "Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey bana cazip görünmüyor. Günden güne miskinleştiğimi hissediyorum ve bundan memnunum. Belki bir müddet sonra can sıkıntısı bile hissedemeyecek kadar büyük bir gevşekliğe düşeceğim. İnsan bir şey yapmalı. Öyle bir şey ki, yoksa hiçbir şey yapmamalı. Düşünüyorum, elimizden ne yapmak gelir? Hiç. Milyonlarca senelik dünyada en eski şey 20 bin yaşında.
Bu bile biraz palavralı bir rakam. Geçen gün bizim felsefe hocasıyla konuşuyordum. Lafı gayet ciddi tarafından açtım ve hikmeti vücudumuzu araştırmaya çalıştım. Dünyaya ne halt etmeye geldiğimiz sualine o da cevap veremedi. Yaratmak zevkinden, hayatın bizatihi bir hikmet olduğu hakikatinden dem vurdu. Fakat çürük. Ne yaratacaksın? Yaratmak yoktan var etmektir. En akıllımızın kafası bile bizden evvelkilerin depo ettiği bir sürü bilgi ve tecrübenin ambarı olmaktan ileri geçemez. Yaratmak istediğimiz şey de bu mevcut malların şeklini değiştirerek piyasaya sürmekten ibaret. Bu gülünç iş bir insanı nasıl tatmin eder bilmiyorum. Bize ziyasını 5000 senede gönderen yıldızlar varken en kabadayısı 50 sene sonra kütüphanelerde çürüyecek ve nihayet 500 sene sonra adı unutulacak eserler yazarak ebedi olmaya çalışmak yahut 3000 sene sonra kolsuz bacaksız bir müzede teşhir edilsin diye ömrünü çamur yoğurmak ve mermere kalem savurmakla geçirmek bana pek akıllı işi gibi gelmiyor. Sesine mühim bir eda vererek ağır ağır mırıldandı. Bana öyle geliyor ki hakikaten yapabileceğimiz bir tek şey var. O da ölmek. Bak, bunu yapabiliriz. Ve ancak bu takdirde irademizi tam bir şey yapmakta kullanmış oluruz. Ben niye bu işi yapmıyorum diyeceksin. Demin söyledim ya, müthiş bir gevşeklik içindeyim. Üşeniyorum. Atalet kanunu icabı sürüklenip gidiyorum. Sevgili arkadaşlar, değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Dünyası kanalında bugün 100 bini aşan çok büyük bir aile olduk. Bunun için çok teşekkür ederiz. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dileriz. Yepyeni roman ve öykülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.